Bizde 3-4 yıldızlı oteller genellikle yabancı turistlerin konaklatıldığı otellerdir. Ama şu anda pandemiden sonra ülkemize yabancı turist sayısı gittikçe düşmektedir. Bunun en büyük sebebi reklam yapılmaması, teşviklerin durdurulması, çevrenin bozulmasıdır. Bu nedenle biz yabancı turisti ayırlayamadığımız için 3-4 yıldızlı otellerimizin çoğu şu anda kapalı veya çalışmaz durumdadır. Açıktır ama müşterisi yoktur. 3-4 yıldızlı otel varsa, çalışan varsa şehir merkezlerindedir. Şehir dışında olan 3-4 yıldızlı otellerimizin durumu çok acıdır, vahimdir. Boşturlar. 5 yıldızlı otellerimizin hemen hepsinde gazino vardır. Ve gazino olması nedeniyle de otellerin hayatını idame ettirebilme imkanları vardır. Çünkü gazino işletmeleri kendi müşterisini kendi bulmaya çalıştığı, reklama çıktığı için 5 yıldızlı otellerimizin doluluk oranı bayağı iyidir, yüksektir. Hı hı. Ve özellikle bu geçtiğimiz bayram döneminde de doluluk oranları hayli yüksek olmuştur. Ve şu anda fiyatları da bayağı yükselmiştir. Geçen yıla göre bayağı, yani %50, döviz bazında %50'nin üzerinde artış olmuştur. Sanıyorum dünyanın hiçbir yerinde böyle bir artış yoktur. Şu anda 5 yıldızlı otellerimizin ortalama fiyatı Rum tarafından yüksektir. 5 yıldızlı otellerimizi düşünecek olursak, bayram dönemi hariç koyacaksak, 3.000 Türk lirasından kişi başı, 3.000 Türk lirasından 15.000 Türk lirasına kadar fiyat vardır kişi başı. Yani 2 kişi geldiği zaman 6.000 liradan 30.000 liraya kadar geceliği oda başına fiyat vardır. Bu kadar yüksektir. Yani bayağı yüksektir ve döviz bazında da ele aldığımızda az önce belirttiğim gibi Türkiye'den yüksek, Rum tarafından yüksek bir fiyatımız vardır. Evet, tabii turist kavramı biraz farklı bir kavramdır. Turist bir yere gezmek, görmek, eğlenmek, spor, aktivite, seminer, kongre gibi faaliyetlere katılmak amacıyla seyahat eden ve bu seyahatlerini kendi gönül rızasıyla yapan ve tekrar kendi ülkesine dönendir. Turist dediğimiz zaman turist budur. Yani turist dediğimizde günübirlik turist olur, aynı gün içerisinde geri döner. Günübirliğin dışında konaklamalı turist olur. Bu bir geceden sonra turist sayılır. Turist dediğimiz zaman genel kavramda hani 3 aya kadar olanı biz literatürde kabul ediyoruz. Ama bu insan gerçekten eğlenmek, gezmek, görmek, dinlenmek amacıyla gelmişse, otelde kalıyorsa, turistik bir tesiste kalıyorsa bu insanı turist olarak kabul etmek gerekir. Ama iş amacıyla gelen, burada ev alıp burada konaklamak amacıyla gelen, uzun süre eğitim amaçlı gelenler aslında baktığımızda turist değildir. Ama biz ne diyoruz? Eğitim de turisttir. Hani üniversitelerin yaptığı da turizmdir diyoruz ama aslında turizm değildir, bir gelir kaynağıdır. Birinci derecede her zaman için Türkiye'dir. Pandemiden öncesini değerlendirecek olursak ülkeye Ercan'dan gelen yolcu sayısı 2 milyon 200 bindi. Rum tarafından sınır kapılarımızdan gelenlerin sayısı 2 milyondur. Ama Rum tarafından sınır kapılarından gelenleri söylediğimiz zaman bunu yanıltıcı olmasın. Bizde yaşayıp veya konaklayıp Rum tarafına gidip gelenler de geldikleri zaman bir turist gibi, bir kişi gibi algılanıyor. Çalışma amacıyla gidip gelenler, onlar gene aynı şekilde. Rum tarafında yaşayıp orada ikamet edip buraya gelip gidenleri de bunun içerisine koyuyoruz. Günübirlik turistleri de koyuyoruz. Konaklamak amacıyla gelenleri de koyuyoruz. Yani Rum tarafından gelişlerde bizde Rum tarafından gelen hangi turist, hangi amaçla, hangi yolcu, hangi amaçla gelmiştir? Kaç tanesi bunların turistik tesislerde konaklamıştır? Hangisi konaklamalıdır, hangisi günübirliktir? Bunun istatistiği tutulmuyor. Bu nedenle güney sınır kapılarımızdan gelenlerde bayağı sıkıntı çekiyoruz. Ama bizim genelde değerlendirdiğimiz zaman diyoruz ki pandemiden önce Ercan'dan gelen yolcu sayısı 2 milyon 200 bin yolcu sayısı. Otellerde konaklayan 1 milyon 200 bin, yani demek ki 1 milyon turist değildir gibi algılıyoruz. Ama aslında o 1 milyonun içerisinde de gelip buradaki mesela öğrencinin velisidir. Öğrencinin tuttuğu evde kalıyordur bir haftadır. O geri dönecektir.
Veya yine aynı şekilde kendi evi vardır. Gelip burada evinde ikamet edecektir. Bunlara baktığımız zaman aslında bunlar da turisttir. Ama biz turist olarak genelde algıladığımız otelde kalanları alıyoruz ve bunları söylüyoruz. Bakanlık da bunların istatistiğini tuttuğu için turist olarak kalanların sayısında biraz azalma vardır ama gerçektir. Şimdi şöyle söyleyeyim. 2 milyon turist pandemiden sonra, pandemiden önce 1 milyon 200 bindi. Bunun hedefi 2 milyondu. Ama pandemi içerisinde bu bayağı düştü ve geçen sene hedefin, yani 2018'in, 2019'un %20 gerisinde kaldık. Bu yıl sonunda bu mevcut 5 aylık istatistiklere bakarak gittiğimiz zaman 2019'u daha yakalayamayacağımız ve %10-15 gerisinde kalacağımızı gösteriyor. Tabii Sayın Bakanımızın elbette ki arzusu bunun yükselmesidir. Tur operatörlerimizin, acentelerimizin, otellerimizin gayreti vardır. Ama 2 milyonu biraz zor yakalarız. Repeat dediğimiz olay tabii tekrar gelen müşteridir. Yani bir yıl gelir, bir yıl sonra tekrar gelir ve aynı yıl içerisinde tekrar gelir. Bizdeki yaş grubu, turistimizin yaş grubu özellikle yabancı müşteride. Çünkü repeat müşteri dediğimiz iki tip repeat müşteri vardır. Bir, Türkiye'den gelen gazinolar için gelen müşteri de repeat'tir. Onlar her hafta gelir. Bir de Avrupalı müşteri vardır ki bunlar da senede bir defa, iki defa, üç defa gelip burada tatil yapabiliyorlar. Veya her sene gelip, senelerce gelip burada tatil yapabiliyorlar. Repeat müşteriyi biz çevreyi bozduğumuz için ve insan faktörünü de bozduğumuz için repeat müşteriyi kaybettik. Yani repeat müşteriyi artık çok çok azdır. Çünkü çevre bozulmuştur. Baktığınız zaman çevre bozulmuştur. Evet, daha çevre turist ağırlayabilecek düzeydedir. Ama bakım ister, onarım ister. Biz şu anda gerçekten bir havaalanından çıkıp buraya gelecek olan bir insan veya Girne Limanı'ndan çıkıp şehir merkezine gelecek olan insan kalkınmış bir şehir, kasaba görünümünü göremiyor. Bakımsız bir kasaba görünümündeyiz. Köy görünümündeyiz. O kadar bozuk bir görünümümüz vardır. Bu nedenle bunun bir an önce düzeltilmesi gerekir. Repeat müşteri profilimiz 65, özellikle 65 yaş üstüdür. Bu 65 yaş üstü genelde dünya standartlarında baktığımız zaman, Rum kesimi, Türkiye, dünyaya baktığımız zaman 65 yaş üstü indirimler vardır. Hava yollarında öğrenci, asker ve yaşlı indirimi vardır. Bu adaya bu yaşlı indirimi yoktur. Bize yaşlı indirimi yok. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Askere var, öğrenciye var, sınırlı o da. Ama 65 yaşın üstündeki insana bir indirim olmamıştır. Bugün geldik, hali daha sigorta sistemi çözülmemiştir. Buraya gelen ve sigortalı olan yabancıların başlarına herhangi bir aksi durum gelmesi durumunda sigorta, ben oradaki hastaneyi tanımıyorum, benim sigortam orayı tanımıyor, o ülkeyi tanımadığı için sigortayı da tanımıyor. Bu nedenle bir an önce o müşterimizi biz güneye götürmek zorundayız deyip onu, o hastayı alıp güneye götürmektedir. Biz burada meydana gelecek bir kazada hastanemize götürüyoruz. Hastanemiz onlardan para almamaktadır. Devlet hastanesi para almamaktadır. Yani turiste hizmeti vermektedir. Bu açıdan baktığımızda da teşekkür ederiz. Ama bir sigorta sistemi çözülmediği için yabancı turistlerin sigorta şirketleri burada turistin başına gelen olaylarda ben bu müşterimi güneye götürmek isterim der. Güneyden araç getirir ve müşteriyi güneye götürür. Bu kadar kötü bir durumdayız. Bunu da belirtmekte fayda var. Tedavisi yapılmaktadır ve güzel bir şekildedir ve turiste hizmet çok iyidir. Bunu da belirtmekte fayda vardır. Onun sigortasının kapsaması için özel hastanelerimiz de elinden geleni yapmaktadır. Ama o sigorta şirketleriyle hal daha bir uyum sağlanamadığı, uluslararası bir
ağ sağlanamadığı için bu zorluk hal daha devam etmektedir. Türkiye'den gelenlerin büyük bir kısmı sigorta yaptırmamaktadır. Evet. Ve onları zaten hastane kabul etmektedir. Onlar da bunu burada yapıyorlar. Yani Türkiye ile aramızda bir sorun yok. Sigorta konusunda herhangi bir sorun yoktur. Bunu belirteyim. Zaten Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmaya göre bir Türk vatandaşı sigortalı olması durumunda buradaki bir hastanede veya devlet hastanesinde ücretsiz olarak bakılıyor. Bu yönde sıkıntı yok. Yabancı turiste sıkıntı var. Geçmişte 4-5 havayolu şirketi Kıbrıs'a geliyordu ve pandemiden önce günlük uçak sefer sayımız tek yön 70-80, hatta bayramları 150 tek yön idi. Şimdi 40 civarındadır. Günlük sefer sayımız 40-45 civarındadır. Yani pandemiden önceki daha yarısı durumundadır. Havayolu şirketlerine baktığımız zaman pandemiden önce 4 havayolu şirketi vardı. Şimdi 2 havayolu şirketi kaldı. 2 havayolu şirketinin kalmış olması kendi aralarında monopol yaratmasına ve fiyatların yükseltilmesine neden oluyor Ercan açısından baktığımız zaman. Ama bu sene biliyorsunuz yeni bir havayolu şirketi devreye girdi. Bu havayolu şirketinin devreye girmesiyle fiyatlar da bu havayolunun uçtuğu İstanbul, Ankara, İzmir hattında %20 bizim yapmış olduğumuz bir araştırmada kıtsap olarak, seyahat acenteleri birliği olarak %20 bir düşüş oldu. Ama dövizdeki düşüş nedeniyle vergilerin yüksek olması nedeniyle bu rakam tekrar yukarıya çıkmıştır. Bunun gerçekten ele alınması ve bizim yıllardan beridir söylediğimiz iç hat uygulamasının Kıbrıs'a uygulanması gerekmektedir. Bu sözü biz söyledik. Bugün Türk Hava Yolları Gürcistan'a, Batum'a iç hat uygulamasını uyguluyor. İç hat uygulaması var ama bize yok. Tabii biz iç hat uygulaması derken vergilendirme açısından, uçuş açısından değil, vergilendirme açısından. Çünkü zaten biz uçuş açısından baktığımız zaman hem iç hatız hem dış hatız. Çünkü tanınmayan bir havaalanı olmamız nedeniyle biz iç hat, uluslararası konumda iç hattız. Evet. Ama iki devlet olmamız nedeniyle de dış hat uygulaması mevcuttur. Bu da 40 euroya yakın bir tutardır. 40 euro demek bugün baktığımız zaman 1200 Türk lirası demektir. 1200 Türk lirası sadece vergi koyduğunuz zaman, devletin koymuş olduğu vergilerin koyduğunuz zaman bayağı yüksektir. Türkiye'de yurt içi en üst seviyede, maksimum seviyede bir sınırlama vardır. Demektedir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sen içte uçarken maksimum bu kadar alabilirsin. Yani 1900 Türk lirası alabiliyorsun diyor. Bunun üstüne fiyat koyamazsın. Eğer sen havayolu şirketiysen, yurt dışına da uçuyorsan, ülke içerisinde de benim vatandaşımı korumak zorundasın diyor. Ve bunu uyguluyor. Ve tavan dediğimiz fiyat vardır. Taban var, tavan var. Taban fiyat bizim için önemli değildir. Zaten düşük bir uçakta bir iki koltuk tabanda konuyor. Bunlar dolduğu zaman zaten gidiyor. Önemli olan ortalama fiyatlardır. Bayağı yüksektir. Ve şu anda Türkiye ile bizim aramızdaki fiyat çok çok yüksektir. Bugün Ercan, İstanbul Ercan biletiyle o fiyata Larnaka, Atina, İstanbul gidiş geliş mukayese ettiğimiz zaman Larnaka, Atina, İstanbul daha ucuzdur. Larnaka, Londra gidiş geliş uçak bileti fiyatıyla Ercan, İstanbul uçak bileti fiyatı mukayese ettiğimizde Ercan, İstanbul daha pahalıdır. Bu kabul edilebilir bir husus değildir. Bunun önüne geçilmesi gerekir. Bunun önüne geçilemediği sürece bu ülkede istediğimiz turisti getiremeyiz. Zaten bize gelecek olan yüksek gelirli turist ancak 5 yıldızlı az önce söylediğimiz gazinolu otellere gelmektedir. Orta düzeydeki geliri orta düzey olan insanımızın bize gelmesi zordur. Bunlar buraya geleceklerine, Türkiye'de zaten bizim birinci derecede pazarımız Türkiye. Bunlar iç turizm yapmaktadırlar. Antalya'ya gider, Bodrum'a gider, Erde'ye gider. Yurt içinde seyahat eder.
bize gelmez. Çünkü bize gelmesi en az 3 katı 4 katı daha pahalıya mal olacaktır. Çünkü otellerimizin fiyatı yükselmiştir. Havayolu fiyatları yükselmiştir. Buraya geleceğine Türkiye'de seyahat eder. Yabancı turist baktığımız zaman yabancı turistin buraya gelmesi de reklam yapmıyoruz. 15 yıldır reklam yok. Reklam tanıtım olmaması nedeniyle de buraya turist gelmesini bekleyemeyiz. Tanıtımımızı Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı yapmaktadır. Düşünün yani bütçemizde tanıtım için para yok. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı tanıtımımızı yapıyor. Nasıl bize, nasıl turist gelecek? Hangi turisti biz, istediğimiz turisti nasıl getireceğiz? Reklam yaparsanız kendi imkanlarınızı ortaya koyarsınız. Hedef müşteri profilini seçersiniz. Hedef müşteriye göre reklam yaparsınız ve ona göre müşteri bulursunuz. Tur operatörlerimizi gücendirdik. Tur operatörlerinin teşviklerini vermedi bu devlet. Tur operatörlerinin teşviğini vermediği için tur operatörünün devlete olan güveni de yoktur. Bu nedenle buraya operasyon yapmasına gerek yoktur onlara göre. İngiltere'de bizim 24'e yakın tur operatörü vardı. Bize turist gönderen Kıbrıs Türk kökenli arkadaşlardı çoğu. Bunlar teşviklerini dahi alamadılar. Teşvik yok. Ve o kadar bıkıp usandılar ki ya bu meslekten vazgeçtiler veya da başka ülkelere turist göndermektedirler. Kıbrıs'a göndermekten Malta'ya, İspanya'ya, eski Yugoslavya devletlerine, cumhuriyetlerine şu anda göndermeyi tercih ediyorlar. Limanların tabii ki havayolu fiyatları yükseldikçe liman fiyatları da yükseliyor. Evet, liman fiyatları daha düşük ama baktığımız zaman tek yön zaman zaman 1900 Türk lirasına bir bilet vardır deniz yolunda. Bu da bayağı yüksek fiyatlardır. Bunun da bir normal bir seviyeye getirilmesi gerekir. Yani deniz yolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı devlet bunu bizim devletimizin, hükümetimizin, Türkiye Cumhuriyeti ile bunlar konuşarak aralarında halletmeleri gerekir. Sürekli görüşüyorlar, toplanıyorlar ama bu konuları bir türlü çözemiyorlar. Tabii ki artırılması gerekir ve gerçek anlamda turist taşıyabilecek olan yolcu sayısı kapasitesi azdır. Bu nedenle bunun yükseltilmesi gerekir. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Bize gelen müşteri profili daha fazla Akdeniz sahillerinden çok İzmir, İstanbul, Ankara'dır. Bu yerlerden gelecek olanların da gemiyle gelmeleri biraz zordur. Yani İstanbul'dan bir gemi çıkacak da buraya gelecek. 3 günde, 4 günde, 4 gün gidecek geri 1 hafta. Bu mümkün değildir. Zaten Türkiye'den bize olan geceleme bazında baktığımız zaman ortalama 2.7 gecelemedir. 2.7 geceleme olan bir pazarda sizin gemiyle buraya müşteri getirmenizi beklemek biraz zordur. Gemiyle seyahat edenlerin çok büyük bir oranı zaten burada ikamet eden ve Türkiye'ye gidip kendi akrabalarını, tanıdıklarını gören, gidip gelecek olan kişilerdir veya arabasıyla seyahat edecek olan kişilerdir. Bu nedenle gemilerin de var öyle gemilerimiz. Yani şu anda gerçek anlamda turist taşıyabilecek gemilerimiz vardır ama fiyatların yüksek olması ve bir de az önce belirttiğim gibi Türkiye'ye gelecek olan müşteri bize hani bir gece, iki gece bizde konaklasın diyeceksek bunun gemiyle gelmesi de biraz zordur. Aynı şekilde limanlarımız büyük gemilerin yaklaşmasına müsait değildir. Müsait olsa da büyük kruz gemileri büyük ölçüde İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunan adalarını da gezmeleri nedeniyle onların koyacakları ve koydukları ambargolar nedeniyle zaten bize gelemez. Çünkü bizim sınırlarımız içerisindeki bir limana gelecek olan bir kaptan güneye gittiği zaman tutuklanır. Yunan adalarına gittiği zaman içeriye sokulmaz. Bu nedenle herhangi bir kaptan, gemi kaptanı bunun riskini alıp buraya gelmez. Bir gemi şirketi gemisini, büyük kruz gemisini veya büyük gemisini bize gelmesi için koymaz. Evet, acenteler ve rehberlerin durumu içler acısı. 180'e yakın acentemiz var ama gerçek anlamda faaliyet gösterebilen 50 tane acentemiz vardır. Kıbrıs genelinde 180 acentemiz var ama acentelerimizin gerçek anlamda hani kendi kendini idame ettirebilenleri 50-60'ı geçmez. Geriye kalanlar büyük ölçüde zorluklar içerisindedirler.
şartlar bunu getirmiştir. Özellikle bu pandemiden sonra turistin kalitesinde düşme olmuştur. Oteller kendileri direkt pazarlama yapmaktadırlar, kendiler bulmaktadırlar. Acenteler devreden çıkarılmıştır. Havayolu şirketleri az olması nedeniyle acenteye bir komisyon vermemekte, yolcu kendisi internetten girip kesebildiği fiyatı bize vermekte. Biz onun üzerine koyduğumuz zaman bizim fiyatımız daha yüksek olmakta. Bu sefer gelip müşteri geldiği zaman nasıl olur? Ben internete girdim, sizin verdiğiniz fiyattan ucuz fiyat vardır. Nasıl olur? Siz bizi kandırıyor musunuz gibi bir algıya düşmektedir. Bu nedenle acentelerimiz zor duruma düşmektedirler. Acentelerimizin teşvikleri verilmemiştir. Bakanlıktan alacakları, getirmiş oldukları turiste karşılık. Bu da acentelerimizi zor duruma sokmuştur. Özellikle pandemi, daha sonra da bu deprem olayı bizim acentelerimizin aynı şekilde yurt dışına turist göndermesini de engellemiştir. Eskiden pandemiden önce çok sayıda turisti yurt dışına götürebiliyorduk. Kendi insanımızı tatile gönderebiliyorduk. Ama pandemiden sonra, özellikle bu depremden sonra Türkiye'ye müşteri bulmamız zordur. Çünkü bizim insanımızın satın alım gücü de düşmüştür. Bu ekonomik koşullardan dolayı insanımızın satın alım gücü de düştüğü için yurt dışına gidişlerde bir azalma var. Yurt içinde insanımız yurt içinde tatile gidemiyor. Çünkü satın alım gücü düştüğü, otellerin fiyatları yükseldiği için yurt içindeki otellere gitme sayısı da azalmıştır. Karavan almaktadır, çadır almaktadır, küçük tesislere gitmektedir, onlar da konaklamaktadır. Veya da büyük otellerdeki çocuklu ailelerin tercih etmiş olduğu akvalı tesislerdir. Buna da gidemedikleri için, fiyatların çok yüksek olması nedeniyle büyük ölçüde yerli insanımız buna da gidemediği için güneye gitmeyi tercih etmektedir. Yani artık insanımız Türkiye'ye tatile veya buradaki turistik tesislerde tatile gitmektense Rum tarafındaki tesislere gitmeyi tercih etmektedir. Ekonomik nedenlerden dolayı Rum kesimine gitmektedir. Veya da gelir seviyesi yüksek olanlar kruzlarda seyahat etmeyi tercih etmektedirler. Evet, son olarak söylemek istediğim şudur. Bu ülke güzel bir ülkedir. İnsanımız misafirperverdir, güler yüzlüdür, anlayışlıdır, hoşgörülüdür. Turistik ağırlayabilecek kapasitede formattayız. Bir format vardır turisti ağırlayacak format vardır. Turizm hizmetlisinin bir formatı vardır. Bu ülkedeki insanımızın formatı buna müsaittir. Ama ülke ve koşullar bugüne kadar çözümsüzlüğün devam etmiş olması, tanınmamışlığımız, ambargolar bizleri zora sokmaktadır. Bu ülkede gerçek anlamda turizmin istediğimiz alanda, istediğimiz seviyede, istediğimiz turisti getirebilmemizin yolu tanıtım, çevreyi düzeltme ve bir çözümdür. Çözümsüzlük devam ettiği sürece iki toplum arasında, tanıtım için para harcamadığımız sürece, çevreyi düzeltmediğimiz sürece ve bu uçak fiyatlarını indirmediğimiz sürece istediğimiz turisti getirmemiz mümkün değildir. Kendi kendimizi kandırmayalım. Teşekkür ederim.